Partikül Matematik kanalından herkese selamlar, ben Melih Hocanız. Evet, sevgili LGS canavarları, nasılsınız bakalım? Denemeler, çalışmalar nasıl gidiyor? Öncelikle bunu gerçekten merak ediyorum. Dolayısıyla lütfen yorumlarda bu gidişatınızı hakkında biraz bilgilendirme yapın. Gerçekten sizleri takip etmek istiyorum. Yani kaç puanlardasınız, denemeler nasıl gidiyor, netler nasıl gidiyor, bunları merak ediyorum. Ve e, bu videoda da zaten tam olarak bu konu hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz artık yaklaşık 80-85 günümüz kaldı. Dolayısıyla e, artık... Bu aralar biliyorsunuz zaman iyice daralıyor. Bu aralar kaç netlerde olmalıyız? Kaç puanlarda olmalıyız? Kazanmak istiyorsak işte bir nitelikli liseyi ya da bir fen lisesini kazanmak istiyorsak bundan sonraki çalışmalarımızı nasıl şekillendirmeliyiz? İşte bu videoda bunlar hakkında konuşacağız. Çalışmalarımız motivasyon videolarımız devam edecek. Dolayısıyla bunları kaçırmak istemiyorsanız ve değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenerek yine bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız son 85 günde kaç puan arttırabiliriz? Netlerimizi nasıl artırabiliriz? Bu konular hakkında konuşmaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle dediğim gibi zaman iyice daralıyor. 80-85 günden bahsediyoruz ve hepinizin bildiği gibi sayılı gün çabuk geçer. Dolayısıyla da artık biraz daha işin ciddiyetini arttırmamız gerekiyor. Yüz yüze eğitim de başladı. Dolayısıyla okula da gidiyorsunuz. Bu sizin motivasyonunuz açısından oldukça faydalı ve pozitif hanenizde büyük bir artı işaretidir. Dolayısıyla bunu fırsata çevirelim. Yani arkadaşlarla gezip tozmak, eğlenmek açısından değil de yani motivasyonumuzu sağlamak, bir kafa dağıtmak, okula gitmek çünkü sadece biliyorsunuz bilgi öğrenmek değildir. Bir sosyalleşmektir, bir kafa dağıtmaktır. Dolayısıyla bu motivasyonumuzu gerçekten kullanacağız. Gerçekten okulların bu şekilde işte yüz yüze açılması ve eğer gidiyorsanız tabii ki büyük çoğunuzun gittiğini düşünüyorum. Bir 8. sınıf öğrencisi olarak. Yani biraz hani motivasyonunuzu arttırmıştır. Bu konuda da tabii ki yorumlarınızı merak ediyorum. Yani okula gitmek iyi mi geldi, kötü mü geldi ama bence çok iyi gelmiştir. Çünkü hep bunu bekliyordunuz. Bu yüzden bunu kullanacağız. Bir, motivasyonumuz gerçekten yükseldi bu konuda. Bu aralar hangi netlerde olmalıyız? kaç puanlarda olmalıyız? Önce bunu bir konuşalım. Şimdi tabii ki de herkesin hedefi farklı. Herkesin gitmek istediği okulun puanı farklı. Herkesin tabii ki de e, bu işten beklentisi farklı. Dolayısıyla da e, genel bir şey söyleyeyim. Hani 400'deysen 410 olur. 420'deysen 430'a çıkar gibi bir durumdan bahsetmeyeceğim elbette ki. Ama bugüne kadar hani her sene 8. sınıf öğrencileri hani elimizden gelip geçiyor, gelip geçiyor. E, her sene burada 8. sınıf öğrencilerini görüyoruz, yorumlarda okuyoruz, muhatap oluyoruz yani ve onların hayatını da biliyoruz geçmişten gördüğümüz kadarıyla. Yani bireysel değil. Size bugüne kadar gördüğümüz o tecrübeleri ortalama olarak sunmaya çalışacağız. Öncelikle hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. Bakın bunu kulağınıza küpe yapın. 85 gün gerçekten az bir süre değil. Bakın her gün eğer en kötü 100 soru bile çözsen sınava kadar 8500 soru yapar. Ya bu bile müthiş bir sende artışa sebep olur. Tabii ki de ben en azından bahsettim. Hani öyle 100 soru falan bizim işimiz değil. Biz daha çok hani daha önce de konuştuğumuz gibi 200 soruları görmek zorundayız. Kendinizden kesinlikle vazgeçmeyin. 85 gün az bir süre değil kullanabilen için. Bu yüzden olumsuz tarafları değil, olumlu tarafları düşüneceksin. 85 yani Bardağın dolu tarafı 85 gün az değil. Peki şimdi hani denemeler yapıyoruz evde. Kendi çapımızda yapıyor olabiliriz ya da okullarınız artık açıldı ya. Belki okullar e, deneme yapıyor olabilir ki yapıyorlarsa çok süper bir harekettir bu. Yapmıyorlarsa da sen evde mutlaka yap. Bu denemelerdeki netler ya da genel olarak puanlar noktasında biraz konuşalım. Şimdi e, özellikle mesela matematik özelinde bahsedecek olursak ilk önce e, ağır toptan başlayalım. Girişimizi yapalım. Matematikte şu aralar emin olun 5, 6, 7 netlerde dahi olsanız netinizi çok ...çok hızlı bir şekilde 15 netin üstüne çıkarabilirsiniz. 15 net civarına getirebilirsiniz. Neden? Birincisi son dönem ağır bir tempo olur. Yani ağır bir şekilde çalışmaya başlarsın. E, o heyecanı da duyarsın. Tabii e, eğer bunu yapabilirseniz... ...zaten dediğim gibi o motivasyon bizim için çok önemli. Eğer bunu sen sağlayabilirsen... ...son bir ay çalışmasıyla bile çok ciddi artışları... ...yaşayan öğrencileri gördü bu gözler. Dolayısıyla bu sen de olabilirsin. Yani daha önce de söylediğim gibi hiçbir şey için geç kalmış değilsin. E, bir 5-6-7 netler için bunlardan bahsedeyim. Peki 10 net civarındaysan 9-10-11 civarlarında geziyorsan yine bu neti 17-18'lere kadar yine çıkarabilirsin. Ve biliyorsunuz matematikte zaten 15'in üstüne çıkmanız demek yani nitelikli bir lisenin hangisi olursa olsun kapısını %90 aralamanız demektir. Biliyorsun her sene olduğu gibi matematik en fazla puanı getirecek bu yılda. Şimdiden söyleyebiliriz bunu. Dolayısıyla matematik kısmı önemli ve kendinizden vazgeçmeyin. Şimdi matematikte hani dedik ya birincisi son aylarda çalışma temponu arttırıyorsun. İkincisi ikinci dönem konularını artık yavaş yavaş hızlanıp bitireceksiniz. Erken bitirmeye çalışın. Gerek YouTube videolarıyla gerek siz kendi çabanızla yani Mayıs'ın 10'una kadar en azından bitirmiş olun. Ve son zaman işte yine genel bir tekrara başlayın ki bu noktalarda da bir plan oluşturacağız. Mart'ta bir tekrar yapacağız. Nisan'da yine bir tekrar yapacağız. Mayıs'ta zaten artık genel tekrara başlayacağız. Yani son tekrar ve 6 Haziran'da da emeklerimizin karşılığını almaya gideceğiz. Dolayısıyla matematik kısmı bu şekilde. Sözel kısmı genel olarak yorumlamak istiyorum. Sözel konusunda zaten muhtemelen yüksek netlerdesinizdir. Değilseniz de bunu arttırabilmenin aslında en büyük yolu açıkçası zamanı iyi kullanabilmek. Çünkü sözelde iyi değilsen %90 ihtimalle zamanı iyi kullanamıyor ve yeterince kendini sınava veremiyor olmalısın. Yani bunu daha önceki öğrencilerimizde de tecrübe ettiğimiz şekilde ya en büyük sıkıntısı bu. Yani kendini sınava o veremiyor ve zamanı iyi kullanamıyor. Dolayısıyla bu noktalarda kendinizi geliştirmeye çalışın. E, zamanı iyi kullanmak için de sürekli ama sürekli süreli bir şekilde soru çözün. Özellikle de bakın Milli Eğitim Bakanı'nın en son açıklaması yoğun olarak paragraf soracağız diyor. Biraz daha kısalttık diyor o paragrafları ama öğrenci diyor okuduğunu anlayabiliyor mu? Biz bu sene en çok buna bakacağız diyor. Dolayısıyla bu sana büyük bir ipucu. Anlam bilgisi üzerine çok ciddi yoğunlaş çalış. Yani o paragrafta anlam cümlede anlam vesaire tarzı konulara yani o paragraf sorularına ciddi anlamda yoğunlaş. E, zaten onları iyileştirdikçe sözel netlerinin de artışa geçtiğini çok net göreceksin. Bu noktada da zaten sözelde hani iyice e, iyi netler yaptığınız için hani çok böyle iki katına çıkar diyemeyeceğim ama yani toplamda düşünecek olursak 4-5 yanlışa kadar kendinizi getirebilirsiniz. Çok gerilerdeyseniz yani mesela 10, şu an toplamda sözelde 15 civar yanlış yapıyorsan bunu merak etme 5 yanlışa kadar çıkartırsın. Ama 5-6 yanlış civarındaysan da yani bir tık daha yukarıdaysak da bunda hiç merak etmeyin. Bir yanlışa kadar, iki yanlışa kadar düşürürsünüz. Hatta full'ün kapısına kadar gidersiniz. Yani tam bir şekilde de o sınavdan çıkabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Sözel konusunda size güveniyorum. Bunu yapabilirsiniz. Yeter ki dediğim gibi konsantrasyon, odaklanmak çok önemli ve tabii ki de zamanı iyi kullanabilmek. Sayısala tekrar geri dönelim fen kısmına. Şimdi Matematik için dedik hani 5 6 7'lerdeysen işte 2 katına 3 katına çıkartabilirsin. 15 netin üstünü görebilirsiniz. Dolayısıyla e, hiç kendinizi o kısımda yormayın. Fen'de tabii ki de şu aralar belki daha yüksek netdesinizdir. Bunu da arttırmanın yolu zaten paragraf çalışacaksın. Zamanı kullanmayı iyileştireceksin ya. Emin ol fen için ekstra hiçbir şey yapmasan iyi zaten fen netlerin yükselecek. Çünkü fende de genelde sıkıntımız biraz süreden olur. Dolayısıyla o noktada iyileşeceğiz. Onun dışında da yine fende de kendinizi 4 5 net kadar yukarıya atabilirsiniz. Dolayısıyla da işin özü yani toparlayacak olursak şu aralar 400 puandaysan yani genelde geçmiş yıllardaki öğrencilerimizi düşündüğümüzde kendilerine bir 50 puan kadar sınavda arttırabildiler ve hepsinin söylediği de şuydu LGS yaptığım denemelerden daha kolaydı daha iyi geçti şeklinde. Ama tabii ki de bu rahatlığa erişme sakın. Sen en zor sınava girecekmişsin gibi yani dünyadaki en zor sınava girecekmişsin gibi çok ciddi bir şekilde çalışacaksın ve o sınav zaten kolay olursa patur kütür yaparız. Ama zor olursa da zaten biz o zora alışmıştık, hazırlanmıştık. Yine onda da çok sıkıntı yaşamayız. Hedefimizdeki netlere ulaşabiliriz. Son olarak toparlayacak olursak kendinizden vazgeçmiyorsunuz. Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. Dediğim gibi geçen günleri artık unutun. Yapacak bir şey yok. Geçti bitti. Belki şu andan itibaren e, daha çok çalışsaydınız, daha rahat geçirebileceğiniz son 85 günü, 80-85 günü biraz daha zorlu geçireceksiniz. Ama bu noktada artık yapacak bir şey yok. Konsantrasyon, motivasyon çok sert bir şekilde çalışmaya başlıyorsun. Son 85 gün dediğim gibi her gün 100 soru sözsen 8500 soru yapar. Dile kolay bak. Sınavda çıkacak 90 soru. Sen 8500'ü daha son 85 günde çözeceksin. Daha önce çözdüklerin de var. Onları da yabana atma. Ben şu an hiçbir şey bilmiyorum kafasına girdiysen oradan hemen çık. Çünkü bir şeyler kesinlikle biliyorsun. Sadece bu kaygın, stresin onun önünde bir set çekiyor. Yani engel oluşturuyor. Bırak sal düşüncelerini. Yani düşüncelerini kötü tarafa ilerletmemeye çalış. Emin ol iyi düşünürsek, olumlu düşünürsek biz bu işin üstesinden geleceğiz. Sıkıntı, stres yok. O stresin, kaygının önüne geçmesine engel olma. Öğrenmenin önüne geçmesine engel olma. Biz bu sınavı kazanacağız. Öyle de olsa, böyle de olsa kazanacağız. Tamam? Ben size dediğim gibi güveniyorum. Sınavdan sonra da olumlu mesajlarınızı, hedefime ulaştım yazan o yorumlarınızı çok büyük bir keyifle ve heyecanla okuyacağımı da şimdiden hissedebiliyorum. Hiç merak etmeyin. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Dediğim gibi istediğiniz başka bir içerikte varsa, kaygı duyduğunuz, stres yaşadığınız durumlar varsa da Bunlar hakkında da yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoyu o şekilde hazırlarız ve Dediğim gibi bu süreçte elimizden geldiği kadar da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.